Tekrar merhabalar minnoşlarım. Yeni nesil sorularımıza, genel tekrarımıza devam ediyoruz. Şimdi yine çok güzel bir soru. Diyor ki bana, yandaki her biri aynı uzunlukta olan oyun taşları şekilde gösterilen aralıklarla dizilmiştir. Buranın mesafesi 2 kök 7, buranın mesafesi 3 kök 5. Taşlardan biri devrilirken diğerine dokunduğunda o taş da devriliyor. Yani domino taşlarını biliyorsunuz. Eğer bu devrilirken arasındaki mesafe kurtarırsa, diğerinin üstüne gelirse bu da devriliyor. Bu devrilirken bunun üzerine herhangi birine değerse bu da devriliyor. Şimdi ilk önce şundan bahsedelim. Bunu devirebilmesi için şu 2 kök 7 uzunluğundan uzun olması lazım değil mi? Kısa olursa şuraya falan düşer, değmez. Doğru değil mi arkadaşlar? O zaman şunun da bundan uzun olması gerekiyor. Doğru değil mi arkadaşlar? Ondan uzun olursa, eşit olursa da devirebilir. Çok istisnai bir durum. Orasını düşünmenize gerek yok bu soruda. Şimdi sorunun devamını getiriyorum. Diyor ki bana, bir numaralı taş ok yönünde itiliyor. İki numaralı taş devriliyor. Ha, demek ki bu taş buna değiyor ve bunu deviriyor. Sonrasında iki numaralı taş devrildiğinde bunu deviremiyor. Yani üçüncü taşa değmiyor demek ki. Ondan ne olacak arkadaşlar? Küçük olacak. Şimdi ben birinci taş için fikrimi düşünüyorum. Bir daha söylüyorum. Eşitlik durumunu, istisnai durumu düşünmek zorunda değilsiniz. Değerse düşer mi, düşmez. O seni ilgilendirmiyor. Arkadaşlar zaten eşit olmaz. Hani santimetre cinsinden hangisi olabilir diyor. Bunlar tam sayılar. Buna eşit olamaz. 2 kök 7 diye bir tam sayı yok arkadaşlar. 2 kök 7'den büyük olacak. İkinci durumda da ikinci tuğla 3 kök 5'ten küçük olacak. Küçük olacak ki deviremeyecek. Üçüncü taş yere düşemeyecek arkadaşlar. Şimdi ben burada tahmini değerleri nasıl buluyordum? 2 kök 7'de bu 2'yi içeri girdirdiğimde kök 28 oluyordu değil mi arkadaşlar? Kök 28'den birincisi büyük olacak. Bu 3'ü de içeri girdirirken tepeme kare alıyordum. 9 oluyordu. 9 kere 5'ten 45 olacak. O zaman ikinci tuğlada kök 45'ten ne olacak? Küçük olacak. Şöyle düşünün. Hani bundan sonraki, bundan büyük, en büyük tam kare. Mesela 5 olamaz. Ya 5 olursa bu kök 25 olur. Kök 28, kök 25'ten küçük müdür? Hayır. Mesela 6 olabilir değil mi arkadaşlar? Bu adam 6 olabilir, 7 olabilir, 8 olabilir. 6 ne diye girer? Kök 36 diye girer. Peki burada, şimdi bu adam tam kare çıkacak ya. Kök 36 olsa, yani 6 diye çıksa, evet küçük. Değil mi? Ama 7 olamaz mesela. Neden? 7 kök 49 demektir. Kök 45'ten büyük olur o zaman. Tutmaz. O zaman sadece hangi sayı çıktı arkadaşlar? Bu arada niye ortak çözüm yaptım? İkisinde de aynısını düşündüm. Çünkü baş tarafta bana soruda demişti ki taşların uzunlukları birbirlerine eşit demişti arkadaşlar. O zaman tam çıkabilecek 6 olabilir diyoruz. Çok güzel bir soru. Bence tam sınav seviyesinde bir soru arkadaşlar. Çok dikkatli dinleyin. Şunlar bahçe. Kırmızı olanlar. Ortada da ev var. Bu bahçelerin, ben burayı size anlatayım. Bu bahçelerin her birinin alanı birbirine eşit. Şimdi bahçelerin toplamının da 468 olduğunu söylüyor bana. Ben hemen şu kenarda 468'i 4'e bölüyorum. Her bir bahçeyi bulabilmek için. O da ne gelir? 117 gelir arkadaşlar. Yani her birinin alanı 117. Sonra devam ediyorum. Bakın. Harflendiriyorum. Şimdi o dikdörtgenin kısa kenarı A olsun, uzun kenarı B olsun. Ve çok basit aslında. Burası A ise burası da A mı? Burası da B mi arkadaşlar? Bakın devam ediyorum. Sonrası da beni ilgilendiriyor. Şimdi ben diyorum ki bu adamın kısa kenarlarını ve uzun kenarlarından bahsedeceğim. Şu eve ulaşmam lazım arkadaşlar benim. Doğru değil mi? Bu evin de, soruyu tam okuyalım. Eş dikdörtgenlerin şeklindeki bahçe veriliyor. Kare olduğunu göstermem lazım. Bu bir kareymiş arkadaşlar. Yani bana verilen içerideki şeklin kare olduğunu biliyorum. Ben diyorum ki size, burası A. Şurası da bu arada A. Doğru değil mi? Uzun kenar B değil miydi? Madem bu dikdörtgenin uzun kenarı B, şu küçücük mesafesi A, buraya ne kalıyor arkadaşlar? B eksi A kalıyor. Bunu kare ise madem, burası da B eksi A. Aslında bana soruda ne soruyor biliyor musunuz? Madem kare, karenin alanı da böyle bulunmuyor muydu? Hani içimdeki bir kenarım A ise A kare demiyor muydum? Benim de bir kenarım B eksi A.
b eksi a'nın karesi. Şimdi bana bunun en az değerini soruyor. O zaman ben b eksi a'yı ne bulmak zorundayım? En küçük değerini bulmak zorundayım. Bu b eksi a ne demek arkadaşlar? Şimdi bir tane dikdörtgenin alanını ben kaç bulmuştum? 117. Dikdörtgenin alanına bakarsanız kısa kenarı a, uzun kenarı b. Yani aslında ben şuraya geçeyim. Aslında a çarpı b'nin ben 117 olduğunu buldum. Gelin bunların olası durumlarına tek tek bakalım. Mesela bir kere 117 olabilir. Doğru değil mi? Şimdi 2'ye bölünmez. Hemen aklıma 3 geliyor. Hatırlatma yapalım. 3'e bölünebilme kuralı rakamlarını toplayıp 3'ün katıysa bölünebilir diyordum. Evet arkadaşlar siz deneyin. 9 yapıyoruz zaten. 3'e bölerseniz 39. Sonraki aklıma gelen sayı bir kere çift değil. Çift böleni yok arkadaşlar. Bir sonraki denerseniz 9 oluyor. 9 ile 13. Sonrasındaki denediğinizde çıkmayacak. Zaten bakın çok yakınlar. Bu kümenin daraldığını söylüyor. Bir sonraki 13'e 9. 39'a yani şunlar ters dönüyorlar. 39'a 3. 117'ye 1. Şimdi mantığınızı kullanın. B eksi A'nın farkının siz az olmasını istiyordunuz. Bunların arasındaki fark 116. 36. 4. 4. Zaten şuradaki 3 ile şuradaki 3'ün aynısı. İlk şu 3'e baksanız yeterli. O zaman en az olması için birinin 13, birinin 9 olması lazım. 13 eksi 9. Tepemde de kare var. Yani 4'ün karesinden ne gelecek arkadaşlar? En az 16 gelecek. Devam edelim. Mahir'in sarı, kırmızı, mavi ve siyah olmak üzere 20 tane toplamda kalemi varmış. Aşağıda biraz bana bilgi vermiş. Olasılık sorusu arkadaşlar. Şimdi ben kafam karışmasın diye aşağıya bu renkleri yazıyorum bakın. Siyah, mavi, bilgi verecek çünkü birazdan bana, kırmızı. Şimdi hemen peşin peşin okuyalım. 16 tanesi kırmızı değildir diyor. Onu yazmıyorum bakın başta. Çünkü kırmızı değildir. Biraz aksi bir cümle. 5 tanesi siyahtır diyor. Hemen karşısına gidiyorum. 5 yazıyorum. Bu arada totali 20. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi 5 tanesi siyahsa şurası da 15 olarak kalıyor. Burada bir yerde not edeyim. İlerleyen yerlerde belki işime yarar. Devam ediyorum. 16 tanesi kırmızı değildir diyor. Bakın. Şuraya da kırmızı yazamamışız. Kırmızı değildir diyor. Yani kırmızı değildir demek şurayı kapattın. Bunlar değil mi? Kırmızı değil, sarıdır, mavidir ya da siyahtır. Burası kaç taneymiş? 16 taneymiş. Tamam mı arkadaşlar? Bakın şunun üçünün toplamı 16 tane ise, 5 tanesi buradaysa, o zaman şunun ikisine 11 tane kalıyor. Doğru değil mi? Devam ediyorum kopyama. 12 tanesi sarı değildir. Takip et beni. Kapatıyorum sarıyı. Sarı değildir diyor. 12 tanesi sarı değildir. Yani sarıyı düşünmeyin arkadaşlar. Bu arada bir şey daha buldum ben. Bakın bunun üçünün toplamı 15 ise, bunun ikisinin toplamı 11 ise kırmızıya kaç kaldı arkadaşlar? 4 kaldı. Son cümleme bir daha dönüyorum. 12 tanesi sarı değildir. Sarı değildir ne demek? Ya kırmızıdır, ya mavidir, ya siyahtır. Ben kırmızıyı biliyorum 4, siyahı biliyorum 5, topladım 9. 12 tane olması için maviye 3 tane kaldı. Çorap söküğü gibi hepsi geldi bakın. 11 tane olması için sarıya da kaç tane kaldı? 8 tane kaldı. Bundan sonrası çok kolay. Kırmızı renkte olma olasılığı en azdır diyor. Olasılık kaç? Yani adet olarak azalırsan olasılığı da azalır. Kırmızı olma olasılığı en azdır diyor. Hayır yanlış. En az hangisinden var? Maviden var. Mavi renkte olma olasılığı %20'dir diyor. Hani bunu kolayca şöyle denklemini yazayım. Totalde 20 tane var. 20 tanenin %100'dür değil mi arkadaşlar? Kimi soruyor? Maviyi soruyor. Mavi de buraya yazıyorum. Şöyle yapıyorum. Bakın 5 ile çarpılmış. 5 ile çarpılırsa 15 olmalıydı. Çözmüş olduk bu arada bu şekli. Yanlış. D şıkkını atlamak istiyorum. Sarı renkte olma olasılığı %50'dir diyor. Yani bir şeyin olasılığının %50 olabilmesi için adedin tam yarısı olması lazım. Yani 20 tane boncuğum varsa 10 tane olması lazım. Sarılar 10 tane mi? Hayır bu da yanlış. Ama Ceyhan zaten çok bariz belli. Bakın mesela bunlarda işlem var ama bunda işlem yok. Direkt bundan başlasaydınız doğru cevabı bulurdunuz. Siyah olma olasılığı kırmızı olma olasılığından büyüktür diyor. Sayısı fazla olursa ki siyah 5 taneyken diğer ikindi kırmızı. Kırmızı 4 tane. Bunun sayısı fazla olduğuna göre olasılığı tabii ki ondan fazladır arkadaşlar.
minnoş bir soru. Açılımları biliyor mu diyor öğrenci. Şimdi bakın x artı y'nin karesini al diyor. E bu ne demekti? Bu tam kare demekti değil mi arkadaşlar? Parantezin üzerinde. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi. Şimdi bu x çarpı y'den iki tane demek değil mi? Bu x kare, bu y kare. Bana şekil vermiş. X kare, x kareden iki tane vermiş. X, y'lerden iki tane vermiş. Y kareden de bir tane vermiş. Hangileriyle diyor. Ya hepsini kullanarak ya da bazılarını kullanarak modelleme yapabilirsin diyor. Bakın x kare var. Hatta fazla bile var. 2xy, iki tane xy'm var. Y karem de var. O zaman a'dan yapabilirim ben. Dikkat, burada bir çarpma var. Çarpmayı içime dağıtıyorum. 2 tane x kare artı 2 xy yapmaz mı arkadaşlar? Hani bununla bunu çarptım ilk önce. Sonra bunu. Şimdi 2 tane x karem var zaten. 2 tane xy'm de var. O zaman ben bundan da çok rahat yaparım. 2 x kare diyor. Bir şey yapma diyor. Ben verdim sana. 2 tane x kare var. 2 tane, bir tane de y kare diyor. Bir tane de y karem var. Bu da oldu o zaman. Ama bunu açtığınızda bakın dikkat. Birincinin karesinden 2x kare yapmaz. 4x kare yapar. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katından 4xy artı ikincinin karesinden y kare. Bak bunu yaparım. Y karem var. Ama 4 tane x karem yok. Ya da 4 tane xy yok arkadaşlar. O zaman onları kullanamıyorum. Ve ben bu şekli eksik olduğu için çizemiyorum. Çok beğendiğim soru tarzlarından biri arkadaşlar. Bence tam sınav sorusu. Şimdi bunu kullanmak için ilk önce tanımını yapacağım. Size boş bir kağıt hazırladım. Çünkü buraya yetmeyebilir arkadaşlar. Bana diyor ki bir otelde birden 100'e kadar numaralandırılmış odalar vardır. Bu odalara giriş için müşterilere kartlar verilmektedir. Ve bu kartlara belirli şifreler atanmaktadır diyor. Bu kartın bir kartın şifresini şu şekilde belirliyoruz diyor. Şimdi iki tane bölüm var. Birinci bölüm ve ikinci bölüm. Oda numarasının kareköke hangi tam sayıya yakın ise bu sayı şifrenin ilk bölümüdür diyor. Yani mesela kök 20 kime yakın? Kök 25'e mi yakın? Kök 16'ya mı yakın? Hangi tama yakınsa ilk şifremiz olmuş. Devam ediyorum. İkinci bölüm içinde oda numarasının en büyük asal sayı çarpanı şifrenin ikinci bölümüdür. Mesela 15'i düşünün. 15'in asal çarpanları kimdir? 3 ve 5'tir. Doğru değil mi? Hani asal çarpanlarını ayırıyorduk, şöyle çiziyorduk ya kenarlarda. Buradaki oluşan sayılar asal sayı oluyordu. Oradan büyüğünü alıyorsunuz, buraya yerleştiriyorsunuz. Bak örnek vermiş. 21. 21 kök 25'e mi yakın? Kök 16'ya mı? Evet. Kök 25'e 4 birim uzaklıkla yakın. O zaman 5'e yakındır dedim. Şunu nasıl yaptım? Bunun asal çarpanları 3 ve 7. Büyük olanı al diyor. 7'yi yazdım. İşte o odanın, 21 nolu odanın şifresi 57'ymiş. Bana diyor ki 4 basamaklı bir oda şifresi var diyor. Bu ne demek arkadaşlar? 4 basamaklı oda şifresi. Yani şu ilk bölümle ikinci bölümün buralar hep ne olacak diyor? 2 basamaklı sayılar olacak diyor arkadaşlar. O zaman ben şöyle düşüneceğim. Şimdi elimdeki şeyler belli. Oda numaraları belli. 1'den 100'e kadar. Hani buranın 2 haneli olabilmesi için bir kere ilk hangi sayı gelmeli aklıma? 10 gelmeli değil mi? 2 basamaklı en küçük sayı 10. Hani 10'un karesine yakın olması gerekiyor. O zaman 100'e yakın olması gerekiyor. Doğru değil mi? Bir sonraki 11, 121. Ama zaten benim alacağım maksimum oda sayısı 100. O zaman benim 100'e yakın sayılar olması gerekiyor. Şimdi burada 100 var. Yani şuraya yazalım. Kök 100 var. İşte bu tarafta da bu 10'un karesi. Bu tarafa da 9'un karesi 81 yazacağım. Şuralarda bir şeyler olacak. Ama şimdi eğer buna yakın olursa 9'u alacak. Ama buna yakın olursa şifrenin ilk kısmı 10'u alacak. Doğru değil mi? Çok güzel bir soru arkadaşlar. Eğer anlamazsanız tekrar tekrar başalım. Mutlaka dinleyin. Şimdi ben diyorum ki ortadaki sayı 91 olacak arkadaşlar. Sebebini hemen açıklıyorum. Şöyle yazalım. Çünkü bununla bunun arasında 10 mesafe var. Bununla bunun arasında 9 mesafe var. O zaman ben 91 ve sonrası için hep 100'e yaklaşacağımdan kök 100 ne diye çıkacak? 10 diye çıkacak. Dikkat edin, burası 11 olmuyor zaten. Çünkü 11'in karesi 121 yapar. Elimde 121 tane oda yok ki benim. O zaman ben belirledim. 91 ve sonrasına bakacağım. Bundan sonrası da çok güzel. 91, 92, şöyle
Şöyle ayrı ayrı yazalım. 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 ve 100. Geldim. Şimdi 91'in bölenlerini düşüneceğim. Çünkü ikinci bölmeye geldim artık. Artık 91 kök 100'e yakın olduğu için 10 diye çıktı. Bunlara hiç bakmıyorum artık. Şimdi arkadaşlar 91'i kenarda çarpanlarını ayırırsanız şöyle yukarıya mı yazsak şöyle yazalım. 7 çarpı 13'tür. O zaman en büyük asalını buraya yazacağım. 13 yazacağım. O da 2 haneli. Tuttu mu? 2 hane buradan, 2 hane buradan. 4 hane. O zaman 91'e tik attım. Bunu çarpanlarına ayırın. Mesela 2'ye bölün hemen. Çok basit düşünün arkadaşlar. 2'ye bölerseniz 46 mı? Bir daha 2'ye bölün. Bunu yerine yazabilirim. 2 çarpı 23 mü yazarım? Bakın hep asal oldular. Dikkat edin. 2, 2 ve 23. Bakın bunun da en büyük asalı 23. Yani 2 haneli. O zaman 92'yi de alacağım. Devam ediyorum. 93. 3'e bölüneceği çok bariz belli. 3'e bölersem 31 mi? Bak bu çok daha kolay. 31 zaten asal sayı ve 2 basamaklı. En büyük asalı bunun. Tamam tuttu. 93'te aldım. 94'e geldim. 94'ü 2'ye böldüm. 47 mi yaptı arkadaşlar? 45, 47 yaptı. 47 yaptı. Bu daha bölünüyor mu arkadaşlar? Bir daha bölünmüyor değil mi? 47, bak bakalım düşünelim. O zaman bu bölünmüyor. Bunu da alabilirim. Çünkü bu da asal olmadı mı? En büyük asal 2 basamaklı tuttu. Devam ediyorum. 95. 95'e bakıyorum. Bakın bunun da 5'e bölünce çok bariz belli. Bölersem de 19 yapıyor. Ya 19 da asal. En büyük asal 19. O zaman bu da geldi. Şu an kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5. Devam ediyorum arkadaşlar. 96'ya gelelim. 2 çarpı o zaman ne yapıyor bu? 48 mi yapıyor? Değil mi? Bunu da ayıralım. 2 çarpı 24. Devam edin. Düşünün. 2 çarpı işte 12. Bunun içinde en büyük 3 geliyor bakın. Onun için 96'yı alamıyorsunuz arkadaşlar. En büyük asal böleni 3. Bitti. 97'ye geldim. Arkadaşlar 97 zaten asal bir sayı. O zaman bu adam zaten en büyük asalı da kendisi. O zaman 97'yi ben 2 basamaklı hane olarak buraya yerleştirebiliyorum arkadaşlar. Bunu kabul ettim. Bunu deniyorum. 2 çarpı 49 diyorum arkadaşlar. Bak bunun böleni 7. Gitti o zaman. 2 basamaklı değil. Doğru değil mi? Geldim buna. 9'u çarpanlara yazsam 3 kere 33 derim. Sonra 3 çarpı 3 çarpı 11 derim. Bakın bunun en büyük asalı 2 basamaklı. Kabul ettim. Bunun en büyük asalı 5 arkadaşlar. Hiç uğraşmayalım. O zaman bunu da kabul ettim. Artık kaç tane varsa siz sayarsınız. Çok güzel bir soruydu. Mutlaka evde siz de tek başınıza çözün, uğraşın arkadaşlar. Geldim. Türkiye'nin 81 milyon nüfusu vardır diyor. Bir kere hemen kenara yazıyorum. 81 milyonda 10 üzeri 6 tane sıfır var değil mi? O zaman nüfusu vardır. Bir günde israf edilen su miktarı kişi başına 400 metreküpmüş. O zaman ben hani bir kişi 400 metreküp harcıyorsa bu kadar kişi ne kadar harcar dersem çarpmaz mısınız arkadaşlar? Çok basit değil mi? Ama 30 günlüğü soruyor. Yani bir aylığı soruyor. Problemlerde biz ayları hep 30 olarak alırız arkadaşlar. Bunun yanına da geldim. 30 yazdım. Şimdi hemen bir cimrilik yapıp şu sıfırları yazacağım. Bakın burada bir tane var. 2, 3, 6 tane de burada var. O zaman 10 üzeri ne yaptı? 9 yaptı. Önümde ne var? 81 var, 4 var, 3 var. Arkadaşlar bunu çarparsanız kenarda biz zaman kaybetmeyelim. 972 çıkıyor. 10 üzeri 9. Tamam güzel ama bunun neyini istiyorum sizden? Mutlaka bir sorunuz olacak. Bilimsel gösterimini. Tutmaz. Bunu küçültmem lazım değil mi? 1, 2. Şimdi benim istediğim aralıkta oldu. 9,72 çarpı. Bunu 2 tane küçülttüm. Bunu da 2 tane büyüteceğim. 10 üzeri 11. Yani Adana olacak arkadaşlar. Zaten mesela şuna baksanız. Bunun olmayacağını çok bariz belli değil mi? Sıfırsam olmaz zaten. Şimdi güzel bir sorumuz daha var arkadaşlar. Bunda da yüzde ile dereceyi birleştirmiş. Hemen ben şu futbolla basketbolun derecelerini topluyorum. 180 derece ve 126 derece topladım. 4, 3,
2. 234 vereceğim. Dolu zaten arkadaşlar. O zaman ben tenisli voleybolun toplam açısını buluyorum. Bunu 360'tan ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Çıkarmam gerekiyor. Çıkarırsanız 126 derece olacak arkadaşlar. Şimdi peki bu 126 dereceye tekabül eden yüzdelik dilim ne? 20 buradan, 15 buradan, %35 oluyor arkadaşlar. Soruya bakıyorum, tenisi soruyor bana. Tenis nerede? %20'likte. Ben de buraya gidip %20 yazıyorum. Şuraya soru işareti bırakıyorum. Hemen içler dışlar yapıyorum. 126 çarpı 20, 35 çarpı soru işareti. Ben burada neyi bulacağım arkadaşlar? Dereceyi bulacağım. Sadeleştirme yapalım. 5'e böldüm 7, 5'e böldüm 4. Kesin bakın 7'ye bölünüyor burası. 7'ye böldüm 1, 7'ye böldüm 18 mi yapıyor? 18'i de 4'ü çarparsam 72 derece olacak. Sorun bitti aslında. Şimdi bana futbolun 48 kişi olduğunu söylüyor. 108 derecede 48 kişi varsa 72 derecede kaç kişi vardır diyorum. İçler dışlar yapıyorum. 108 çarpı soru işareti, 72 çarpı 48 diyoruz arkadaşlar. 36'ya bölünür 2 olur. 36'ya bölünür 3. 3'e bölünür 1. 3'e bölünür 16. 32 kişi diyoruz. Bu haftalık bu kadar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.